Evde misin? Zagreb'ten herkese merhabalar. Şu an Zagreb merkezdeyiz. Burada bir pazar alanı var meydanda. Şimdi orayı geziyoruz. Sabah uyandık, otelimizden ayrıldık, kahvaltımızı ettik. Bugün buraya gezeceğiz. Burada çok bir şey olmadığı için çok gezmeyeceğiz. 1,5 saat falan. Öyle bir geçiş noktası. Buradan Belgrad'a gideceğiz. Asıl bütün günümüz Belgrad'da geçecek. Şöyle bir etrafı çekeyim size. Çok da bir şey yok aslında. Şu an forma deniyorlar bir dakika. Evet, bakın forma deniyor. Ama biraz yine dar ya, çok şey değil. Kumaşı nasıl acaba? Bu ne kadar? 5 euro. 5 euro. 5 euro kaç para? 150 lira. Magnet bile şu an 2,70 euro. Aynen, ucuz he, valla ucuz. Ucuz da biraz dar olur. 7'yi al. Evet. Şanlık hava mı var orada diye? 2,65. Ha bak şunlar. Ne kadarmış? Burada ne kadarmış? 2,65. Bak burası daha da ucuz. Üstte daha da pahalıydı. 65. Evet, burası meydan kısmı. Evet, bakın bu heykelde Osmanlı buraya geldiği zaman burayı koruyan askerin heykeliymiş. Meydanda bulunan her yerde bir Osmanlı adı duyuyoruz mutlaka gittiğimiz her ülkede. Şöyle. Yağmur yağmaya başladı şu an. Serin bir hava var. O yüzden çok şey yapamıyoruz böyle. Biraz zor olacak gezmek. Zaten küçücük bir meydanı var. Etrafı da göstereyim. Şöyle. Burada rehberimizin dediğine göre hani çok genç nüfus yokmuş. Özellikle burası bu sene sanırım. Geçen sene ben tam Avrupa Birliği'ne girdikten sonra biliyorsunuz tam Avrupa Birliği'ne girdi burası. Ve gençleri de genel olarak 1990'dan sonra falan hep böyle Avrupa'ya çalışmaya gitmişler. Genelde nüfus bir tık daha yaşlı. Şöyle bir dükkana giriyoruz bakalım. Bakın buranın lavantaları meşhur. Lavanta bahçeleri meşhurmuş. Her yerde böyle lavantalı bir şeyler var. Görebilirsiniz dükkanlarda vesaire. Her yerde böyle var. Şurada da çiçekçiler var. Çok güzel. Bet ofisi var, evet. Şurada. Böyle sokaklar. Güzel sokakları var. Ama şey olmaya başladım sende de. O kadar güzel yerler gördük ki. Buralar böyle bir tık daha düz gelmeye başladı. Mütevazı yerler. Aynen, bayağı mütevazı. Yerler. Evet. Yağmur ıslanmaya başladı. Burada şansımıza yağmurdan gezemiyoruz 2 gündür. Bakın her yerde lavantalı yağlar, sabunlar vesaire dolu. Bakın böyle bir sürü restoranlar bulunuyor burada da. Güzel güzel küçük evler var, kafeler, dükkanlar. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Böyle turistik işte dükkanlara falan giriyoruz ya, magnettir olur budur, o kadar pahalı ki. Magnetler 5 euro falan yani. Normalde en pahalı yerlerde bile 3 euroya çok rahatlıkla bulabiliyorduk. Burada 2 euroya var ama bir yerde 2 euroya bulduk. O da böyle indirimdi. Kötü bir şeydi. Doğru düzgün hani alınacak bir şey değil. 3 eurodan başlıyor genel olarak. Açacaklar falan 5 euro. Öyle. Çok şey değil. Uygun değil açıkçası. Çok güzelmiş burası. Çiçek
tetik patikler falan var. Şuna 4 euro diyor, bence çok pahalı. Yani şey olsaydı bir el bezi almak isterdim. Ama vazgeçtim. Şöyle değişik şeyler var bak. Süs. Şey aynalı falan. Şöyle. Ha? Have a good day. Şöyle bakın, pubların olduğu bir meydan var. Irish pub falan yazıyor. Şurada da şöyle kafeler var ve yine direkt pazar alanına çıkıyoruz. Yöresel kıyafetlerini falan burada satıyorlar. Şimdi aşağı doğru inelim bakalım. Biz de bir tane magnet aldık. Gezdikçe aynı magneti 5 euroya da satan var. 2.60'a satan da var. Gezmeniz gerekiyor. Böyle ilk girdiğiniz şuralar falan direkt yok yani. Evet, şu an yine arkada Osmanlı'yla ilgili bir şey anlatıyorlar. Bakın şöyle. Bu katedralde Saint Stephen Paris'teki kiliseden etkilenmiş ama şu an depremde yıkılmış falan buralar, çok eskiden böyle bir tadilatta. Şu giden grupta az önce işte Türko, Türkler diyor, Osmanlı diyor, egemenlik sürdü falan bir şeyler anlatıyor İspanyolca dilinde. Bizimkiler burayı almaya çok çalışmış. Almamış mıyız zaten burayı? Almışlar ama hep böyle yani gitgelli olmuş. Ha. En tuhaf şehir otobüsü turu, buradakiler normalde iki katlı falan şey olur ya, buradakiler minnak versiyonu. Yine bu meydana geldik. Şu an yağmur yağıyor. Sığınmaya çalışıyoruz bir yere. En ucuz magnetler şurada. Bakın hemen katedralin hop şöyle sağında şurada. Magnet işte bardak vesaire en uygun burada. Bu dükkanda var. Şu sağ tarafta heykelde bakın, Meryem Ana heykeli şurada. Kiliseye doğru dönmüş. Şurada da bir saat bulunuyor. Bakın onu size göstereyim. Yakınlaştırmaya çalışacağım. Duvarda 7'yi 5 geçe sanırım. Deprem o zaman olmuş. O saatte unutulmasın diye de aynı saatte bırakmışlar. Bakın şurası. Ha, evde misin? Ben şeyden domadan alacağım. Ben de yapayım. Oradan buraya gelirken ilk Avrupa Birliği ülkesi. Evet. Yani Yunanistan'ı saymazsak. Evet. Öyle bir durumda şimdi Sırbistan'a gidiyoruz bakalım. Ondan sonra yarın Bulgaristan ve sonra Türkiye. Bence bir 4-5 saat sürebilir. Çünkü akşam 6 ile gece 12 arası Sırbistan'da olacağız. Bayağı sürecek. Ben de şu an baktım. Çünkü Bosna'yı falan geçeceğiz değil mi? Baksana şöyle bir mesafe. Keşke Bosna'yı da geçseydik. Şu an bakın Zagreb'teydik. Şöyle Zagreb. Şimdi buradan böyle Bosna'yı geçip Sırbistan'a gideceğiz. Sırbistan'dan Sofya. Sofya'dan da Türkiye'ye girmiş olacağız. Hatta şöyle yapayım daha iyi anlaşılsın. Biz haritayı genelde böyle kullanıyoruz. Aynen. Şöyle. Bugün de tam böyle. Tam arabanın şu iniş yerindeyiz. Evet. Yani böyle küçük şişelerin içerisine ülkelerin bayraklarını yapıştırıp her yerden taş toprak koyuyorlar. Aslında bizim aklıma şey gelmişti böyle, taş ama her yerde taş bulamayız. Evet ya. Şu an bir içimde kalmadı değil.
Belki onu alıp çekelim belki. Evet, isteriz, gösteririz. Bilim yapmışlar onunla işte, öğrenci. 4 şey ikisini al. Sırbistan'da şu an Türk tesislerinde durduk. Sırbistan'da Türk tesislerinde durduk şu an.